Şimdi yeniden koronayla bir yıl diyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca yaklaşık bir saat önce o koronavirüs ilk vakanın görülmesinin ardından kameraların karşısına geçmişti ve açıklamıştı. İşte o açıklamanın üzerinden tam bir yıl geçti. Ve bir saat önce Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bu meseleye dair, yani bu mücadeledeki bir yıla dair önemli açıklamalar yaptı. Adeta o mücadelenin kilometre taşlarını tek tek ifade etti. Şimdi Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Haydar Sur hocamızla konuşacağız. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Vallahi İyi bizden akşamlar. Kurtuluş yok hocam. Yani eve vardınız, hemen aradık sizi. Anca zaten bu son bir yıl hepiniz için, hepimiz için zor geçti ama sağ olun, var olun. Bizi zaman zaman bilgilendiriyorsunuz, bize de vakit ayırıyorsunuz. Teşekkür ederiz en baştan. Benim görüşlerimi ve bilgilerimi sizinle paylaşma fırsatı bulduğum için mutluyum. Ben de bunun için teşekkür ediyorum size. Sağ olun hocam. Şimdi hocam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. O son bir yılı, zor geçen bir yılı, mücadelede bir yılı, ayrıca dünyada salgının üzerinden geçen bir yılı değerlendirdi. Şimdi baktığımızda ülkemiz için başarılı bir yıl diyebiliriz aslında. Evet, can kayıplarımız var. Evet, sağlık çalışanlarımızdan kayıplarımız var. Evet, büyük zorluklar yaşandı. Hem sağlık anlamında hem ekonomi anlamında sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama artık sanki hani o tünelin ucunda ışık göründü gibi. Sağlık Bakanı'nın ifadelerinden de bunu anlıyoruz. Şöyle bir yılı değerlendirelim desek sizin aklınıza neler gelir hocam? Tam bir yıl öncesine gittiğimizde bunun bir pandemi olduğunu Dünya Sağlık Örgütü ilan ettiğinde, bizim ülkemizde de ilk vaka görüldüğünde karşımızda şöyle bir durum vardı. O günlere bir geri dönersek, bir, vatandaşın kendisini korumasını istiyorduk. Hem kendisini hem toplumu başkasına bulaştırmasını istemiyorduk. Maske, mesafe, hijyen diyorduk. Su, sabun ve dezenfektan ve işte gerekirse klor eriyikleriyle evin, zeminlerin temizlenmesinden bahsediyorduk. İkincisi, aşı olmalı diyorduk ama aşı diye bir şey yoktu. Çünkü virüsün nasıl bir tabiatta bir virüs olduğunu bile bilim adamları anlamaya çalışıyordu. Üçüncüsü, bu virüsün yaptığı hastalığın ilacı da yok diyorduk. Elimizde aşı yok, ilaç yok. Maske, mesafe, hijyen dışında başka bir şey yoktu. Bu arada toplumsal bir takım korunmalar için değişik dönemlerde okulların kapatılması, bazı iş yerlerinin kapatılması, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin kısıtlanması, ya toptan yasaklanması veya çok kısıtlı koşullarda izin verilmesi ve dönem dönem tüm toplum için ya da belli yaş grupları için sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi gibi önlemler alındı. Bu süre içinde inişli çıkışlı vakalar arttı veya azaldı. Fakat 3 tane şey amaçlandı bu bir yıllık hastalığın yönetiminde ülkemizde. Bir, hizmete olan talebin aşırı hale gelip hizmet veren kuruluşlar, hastaneler, aile sağlığı merkezleri vesaire, bunlardan daha fazla sayıda talebin aynı anda ortaya çıkmasını engelleyebildi Türkiye. Evet. Zaten olan bir şekilde olacaktı. Hastalığın topluma yayılmasının önüne geçmek mümkün değildi. Ama aynı anda birçok kişinin hastalanması hizmet kapasitemizin üstüne çıkacak bir talep oluşturacaktı. Bu talebi frene basa basa yavaş yavaş uzun zamana yaymayı Türkiye başardı. Evet. Hiçbir zaman hastaneler full, %100 dolu, artık bir tane bile hasta gelse alamıyoruz dediğimiz bir gün yaşamadık. İkincisi, aynı şekilde yoğun bakıma yatma ihtiyacı içinde olan daha ağır vakaların sayısında yoğun bakım üniteleri full dolup hiç kimseyi bir daha alamayacağız, ventilatör de bulamıyoruz, solunum cihazı filan dediğimiz bir döneme de geçmedik. Bu ikisinde başarılı oldu Türkiye. Ancak ölümler olmasın diyorduk bir de. Üçüncü, ölümler oldu. Ölümler, hani dünyadaki hani sayılara bakıldığı zaman Türkiye'de
biraz daha az. Başarıyla yönetildiğini, ölüm sayılarının da oranlarının da diğer ülkelere kıyasla biraz daha düşük olmasından anlayabildik. Evet. Bu ölümler de olmayabilirdi. Biraz daha iyi korunmayı becerseydik toplum olarak. Profesyonellere düşen kısmında iyi çalışıldığını düşünüyorum. Ama topluma verdiğimiz mesajları toplumun bütün kesimleriyle tam doğru algılamasında sıkıntılarımız hep oldu ve bundan sonra da olacak gibi görünüyor. Bu noktada riski daha az olduğunu düşünen insanlar kendilerini kapıp koyuverdiler ve şeylere boş vermeye başladılar, önlemlere. Ancak yaşlı olan insanlar, risk altında olan hastalar çok böyle özenle önlemlere riayet eden çok bilinçli bir kitlede vardı doğrusu. Ümidimiz bundan sonraki dönemde bu bilinçli kitlenin oranının artması ve toplumun çoğuna yakınının aynı önlemlere sahip çıkması olacaktır. Önlemlere sahip çıkmayan insanların mecburiyetten evime ekmek götüreceğim mecburum diyen insanları bir yana bırakırsak, ki onların bile alacağı birçok önlemler var. Evet. Ama bir kısmının da canım sıkıldı, yeter evde oturmaktan sıkıldım gibi daha üstesinden gelebileceğimiz küçük arzularımıza yenik düşerek büyük riskler alarak yaşamaya başladık. Bundan vazgeçmemiz lazım. Topluma bu bilinçle davranma konusunda bıkkınlık duymadan bunu bir kez daha hatırlatma konusunda benim gibi sağlık profesyonellerine düşen çok iş var doğrusu. Evet. Mesajlarımızı gözden geçireceğiz. Bıkkınlık gösteren kitleyi bıkkınlıktan vazgeçirecek yöntemler bulacağız. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Evet hocam. Ben bunları söyleyebilirim, evet. Değerlendirme. Şimdi tabii daha ilk vaka görülmeden bilim kurulu oluşturuldu. Vaka sayıları artmadan yeni hastaneler inşa edilmeye başlandı. Var olanlar güncellendi. Yatak kapasiteleri arttırıldı. Bir de tabii şimdi Mart ayından itibaren baktığımızda ülkemiz 4 ayrı renge büründü. İşte az riskli, evet, orta riskli, riskli, çok riskli diye ayrıldık ve artık yerinde karar süreci de başladı. Bu da önemli. Ama hocam şu, evet, geride bıraktığımız bir yıldır, salgının başından bugüne kadar, hani hep deriz ya, doğru bildiğimiz yanlışlar, kafa karıştırıcı, dünyada da ülkemizde de bazı şeyler olmadı değil, oldu. Misal, evet, maske konusunda. En başta Dünya Sağlık Örgütü çıktı, dedi ki maske gerekmiyor. Sonradan dedi ki evet, maske önemliymiş. Sonra denildi ki aşı olduktan sonra maske çıkarılabilir, ama başka açıklama oldu. Yok, aşı olsa da aşıyı takmaya devam edelim. Şimdi madde madde gidelim. Misal maske konusunda görüşünüz nedir? Şu an üzerinden bir yıl geçtikten sonra maske konusunda, aşı olduktan sonra çıkarılmalı mı, çıkarılmamalı mı? En başta diyorduk ki biz işte maske nemlenmemeli mi? Ama sonradan anlaşıldı ki nemlendiğinde özellikle pamuklu maskeler daha da koruyucu hale geliyormuş. Evet. Şöyle söyleyeyim. Maske bir defa yoğun metrekare ya da kilometre kareye düşen insan sayısının yoğun olduğu şehirlerde, metropollerde koronavirüs bitse de insan yoğunluğu fazlaysa maske takılmalıdır. Zaten koronavirüs yokken kış aylarında Pekin'de, Hong Kong'da, Bangkok'ta insanların sokakta maske taktığı bilinçli insanların birçok fotoğraflar var. Arşivlere girersek bunları görürüz. İnsanlar durup dururken sokakta maske takıyor. Ne biçim şehir bu diye düşünenler çok olmuştu o resimler karşısında. Ben bundan sonra kendi adıma konuşuyorum. Koronavirüs belasını atlatmış olsak bile yoğun insan kalabalıklarının olduğu durumlarda maske takmayı sürdüreceğim. Evet. Grip, en azından grip olmam. En azından başka solunum sistemi hastalıklarından kendimi korurum. Alerji yani mevsimi geliyor. Tane, alerjiler de var. Bir tane efendim. Alerji mevsimi geliyor. Alerjiler de alerji var. Alerji mevsimi geliyor. Birçok başka tehlike var. Bunlardan hepsinden en azından riskli toplantılarda, toplumlarda ben maske takmayı sürdüreceğim kendi adıma. Ama artık arabanın içinde de maske, bakkala gittik maske, markete gittik maske dönemi kapanacaktır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bugünler yakındır. Şöyle bir şey söyleyeyim.
yine de sosyal mesafeyi böyle nefes nefese kalabalık otobüslerde, minibüslerde, dolmuşlarda, metro taşımacılığında ya o kadar... Haydar Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha aslında biz sizinle daha uzun konuşmayı planlamıştık ama Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü sebebiyle bir toplantı var. O toplantıda hitaba başladı Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun biz...